Ilgaz'ın dediği, tarif ettiği ama söylemediği oyuncu bence Oğulcan Çağlayan. Kenarda pivot özellikle. Ama hiç kullanmadı Fatih Terim. Yani cezası bittikten sonra da kullanmadı. Bu maçta o zaman hiç kullanmaz. Yani tarif ettiği oyuncuya evet. Aklım oraya gitti. Ama işte diğer türlü de Ryan Babel'le Arda Turan kalıyor. Peki bu takımın, aynı şeyi söylüyorum, bu takıma borcu olan Falcao'yu ne yapacağız ya? Ya belki de Falcao'yla çıkar yani. Yani en önde Falcao, bir kenarda Halil, ikinci santifor, bir kenarda Oğulcan, merkezde belki Taylansız Getson, Babel, Emre Akbaba. Yok, tahmin etmiyorum. Benim tahminlerim de yok. Benim de tahminlerim de yok. Benim tahminlerim de yok yani, öyle söyleyeyim. Benim de tahminlerim de yok da. Çünkü yani bağlantı oyununu en iyi oynayan adam. Yani Vida ile Wellington'la doğru mücadeleyi gösterebilecek olan santrofor modeli Galatasaray'da Mustafa Mehmet. O da geldikten sonraki göstermiş olduğu performansı. Attığı gol sen değil. Sen şu olmaz diyorsun. Getson, Babel, Emre, Oğulcan, Halil, Falcao olmaz diyorsun. Yok. Peki. Çıkarsa şaşırır mısın? Peki, hayır, şaşırmam. Fatih Hoca'nın kazanan 11'leri değiştirme oranı nedir sizce? Çok dur. Şimdi bu sene zaten şampiyonluğu kaybetmesinin temel sebebi bu. Sürekli aynı 11 üstünde. Evet, Artemiz değiştirmez yani. Alanya deplasmanında da yorulan sevmez. 11'le sürekli sevmez devam evet. etmesi. Ama işte Göztepe maçında kazandı. Çat Halil'i bir çıkarttı. Babel'i bir koydu Trabzonspor maçında. Halil Babel yapmıştı değil mi değişikliği? Galatasaray kilitlendi mesela. Tekrar Emre Akbabalı oyuna dahil olana kadar, Halil Dervişoğulları oyuna dahil olana kadar. Ben bu maça çok özel hazırlanacağını düşünüyorum Fatih Terim. Ben Ilgaz'dan bir yerde ayrılıyorum. Yani ben Ilgaz'da şuradayım fikrim. Sözünü kestim kusura bakma. Dediği gibi böyle bir karşılaşma, yani baskısı stresi yüksek karşılaşma, Kerem gibi Halil gibi genç oyuncuların kaldırabileceği bir yük değil. Yani orada daha tecrübeli. Bu anları öncesinde daha çok yaşamış. Babel gibi, Arda Turan gibi, Emre Akbaba gibi. Yani form olarak geride olsalar bile mental olarak daha ileride olan oyuncularla oynamayı tercih edebilir. Ama ben Arda Babel'in mesela bir tanesinin sahada olacağını düşünüyorum abi. Yani bir tarafta Onyekuru olacak. Hız mesela sol tarafı o kadar tamamen fazla tecrübeli olmaz bence tabii, de. Mesela hızı sol tarafta Saracchi ve Onyekuru'yla çözüp sağ tarafı birazcık daha teknik bir bölüme de ayırabilir. Yani atıyorum DeAndre Ayton'un önüne Emre Kalıncı da koyabilir. Belki hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde Sofyan Feghouli bile maça başlayabilir. Peki, yani o kadar karışık ki Galatasaray. Hayır, şimdi iki takımın da önde oynamayı isteği var rakipleri karşısında. Şimdi kendi sahasında oynaması itibariyle bu hak öncelikle Galatasaray'a geçiyor. Değil mi? Kendi sahanda oynadığın zaman otomatikman favoritsin karşılaşmanın. Zaten demin şeye baktım, bahis oranlarına baktım. Galatasaray favori maçta. Daha düşük Galatasaray galibiyetine verilen oran. Ama işin öbür tarafında senin biraz önce çizdiğin portrede Beşiktaş da avcı bir takım. Tabii ki. Yani kendi sahasında beklediği zaman o ikinci alan baskısından ya da çok hızlı çıkan, hızlı paslaşmayla çıkan ve çok kalabalık bir şekilde rakip ceza alanına giden bir takım. Bu nedenle karşılaşmanın şifresi Beşiktaş adına da Galatasaray adına da ama daha çok Galatasaray adına Beşiktaş daha formda olması itibariyle düşük tempo olduğunu düşünüyorum ben. Mümkün olduğunca oyunun hızlanmasına izin vermeyeceklerdir. Vermemeliler ya da. Ben ön alan presinin etkili olacağını düşünüyorum. Yani rakip sahaya kim daha iyi yerleşip rakibini dengesini bozarsa o takımı da avantajlı herhalde olur diye görüyorum. Herhalde öndeki altılda Ilgaz'la Getson konusunda %100 anlaşıyoruz. O bir. Hı hı. Tarif ettiği oyuncu başka bir şey olabilir ama oyuncu olarak ben de Oğulcan, sen de Feghouli olabilir. O da iki. Yok, Feghouli de demedim. Yani atıyorum Babel de olabilir. Babel, ben de Arda kesin Turan var. Üçüncü oyuncu. Yani ön tarafta Getson, Oğulcan ve Babel kesin oynar. Ayrıldığım nokta Halil'in özellikle Göztepe maçında yapmış olduklarından dolayı ve Beşiktaş'ın savunmasının zaman zaman Halil'in suratıyla karşılaşacağında sekteye uğrayabileceğinden ötürü Halil'i içeri atar mı konusunda ayrılıyorum ama bir birleştiğim konu daha var. Kerem'le ben de önce de başlamaz hoca. En önde de Mustafa Muhammed mi olur, Falcao mı olur bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle Oğulcan tırnak içinde tarif olarak Oğulcan, Babel ve Getson sanki bana 3 bozulmaz gibi geliyor. Halil de ayrılıyoruz. Bakalım Fatih Hoca nasıl bu 11 sahaya sürecek. Sağ içini konuşmaya devam edeceğiz. Peki yarın akşam her şey bitecek mi? İkili, üçlü averaja kalabilir mi şampiyonluk yarışı? Bir haber dosyası hazırladık, izleyin. Evet. İkili averaj olur mu? Üçlü averaj olur mu? Yani averaj, bana söz hakkı verse ben hakkımı Mehmet Ayan'a devrederim. Üçlü averaj 82'de yakalanabiliyor. Çünkü
Galatasaray 7 puan alırsa 82, Beşiktaş 1 puan alırsa 82, Fenerbahçe 6 puan alırsa 82 oluyor. Üçlü averajın yakalanabileceği ilk yer burası. İhtimal ne? Ne bileyim abi. Onları bilsem zaten niye burada program yapayım ki akşamın bu saatinde. Biz onları da hazırladık. Tek hayır, şimdi biraz daha zorlarsan puan başına oyunculara kaç para verilmiş falan onları da söylemeye başlayalım. Onu bilsem ne işim var burada program yapayım cuma akşamı. Tüm ihtimalleri sevgili Murat Demiraz hazırladı. O hazırladıysa zaten bize laf düşmez. Kim kazanırsa ne oluyor, berabere kalırsa nasıl oluyor? Verelim Ercan ve sevgili yönetmenim bu ara ekranlara. İhtimaller üzerinden de konuşalım derbiyi. Galatasaray, Beşiktaş. Beşiktaş kazanırsa, Ankara Gücü kazanırsa Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ediyor. Bu hepimizin bildiği bir durum. 84 puanlı Beşiktaş son iki maça çıkmadan şampiyon olmuş oluyor. Güçlü devam bir ihtimal mi? Hızlı. Güçlü bir ihtimal mi? Bir yani, sonraki sayfa güçlü ihtimal olabilir. Devam ediyoruz. Berabere biterse yani Ankara Gücü Fenerbahçe. Yarın akşamdan bir şampiyon çıkacaksa böyle çıkar. Evet. Bence. Beşiktaş kazanırsa Ankara Gücü Fenerbahçe maçı berabere biterse Beşiktaş yine şampiyon. Yani bu ikinci yani eğer yarın yetiyor. Akşam bir şampiyon olacaksa ligin bundan çıkar şampiyon. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Hiç kaybetmeyelim. Yani Beşiktaş kazanır, Fener puan kaybeder diyoruz. Bence. Hayır. Beşiktaş kazanır, Fenerbahçe olacaksa. Kazanırsa bir diğer ihtimal. Oyna devam. Devam ediyor. 84-79-75 oluyor puan durumu. Berabere biterse derbi, Ankara Gücü kazanırsa Beşiktaş yine şampiyon oluyor. Yani Beşiktaş'a beraberlik de yetiyor o zaman. 6 puan. Tabii. 82-76-76. İkili averajda ikisine de üstünlük sağladığı için. Aynen öyle. Beraberlik halinde de. Berabere biter ve Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmıyor. Matematiksel olarak Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmıyor burada. Fenerbahçe 79. Beşiktaş'a bir galibiyet yetiyor galiba o zaman. İki maçta beraber biterse zaten hiçbir şey değişmiyor. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yine kalmıyor. Ha beraberlik hali. Kazanmaktan başka çaresi yok. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmıyor nokta. Galatasaray kazanırsa, Fenerbahçe kazanırsa. İşte en dadından yenmeyecek son iki hafta bu. 81-79-78 olur. Yani son haftaya kadar bir önceki ha şeyde tabii doğru. Tamam pardon yok bir şey. Son haftaya kadar gider o zaman. Galatasaray kazanırsa, Fenerbahçe berabere kalırsa 81-78-77 oluyor. Yine ihtimaller devam ediyor. Fenerbahçe hala yarıştan kopmuyor. Galatasaray kazanır, Ankara Gücü kazanırsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yine devam ediyor. 76-81 yine devam ediyor. Devam ediyor. Bu da üçlü averaj grafiği ama henüz burada tabii daha derbi işlenmedi. Evet. Yani derbiyi kazanırsa Galatasaray puanı 7 oluyor. En az 3-0 kazanması düşünülürse averajda da geçmiş oluyor değil mi? Evet. Tabii 3 yiyor, 0 artı 2. Bu ihtimaller. Yani Galatasaray'ın zaten bu ikili averajı kazanabilmesi için 3 tane atması lazım Beşiktaş. 3 farklı yenmesi lazım. 3 farklı tabii. Yenmesi lazım. Tabii 2 farklı yense bile genel averajda 10 gol mü varırdı? Evet. Genel averajda Beşiktaş önde puan cetveline baktığımızda. 67. 10 gol var arada. 85 gol attı, 38 gol yedi Beşiktaş. Hayır, Beşiktaş'ın avarajı şu an 47, Galatasaray'ın evet. 37. 70 gol attı, 33 Galatasaray gol. Galatasaray 2 kazandı, Galatasaray 39'a çıkıyor. Beşiktaş 45'e iniyor. 6 gol kalıyor arada aslında. Son 2 haftada 6 gol. Denizli'de Beşiktaş da atmaya devam ediyor. Ama Denizli'yle oynayacak Galatasaray. Düşmüş bir takımla oynayacak.